Diyarbakır Barosu Başkanı, insan hakları savunucusu Tahir Elçi 3 yıl önce Diyarbakır'da kurşunlanarak öldürüldü. Ölmeden önce son attığı tweette tam o günlere gelen tutuklanmamızı eleştiriyor. Bu tutuklanmaya şiddetli bir tepki gösterilmezse karanlık tünelden geri dönüş zor olacak diyordu. Sözünü ettiği karanlık tünel ertesi gün kendisini yuttu. Elçinin ölümünün 3. yıl dönümünde eski bir yargıç tweet attı. 10 Eylül 2015'te Tahir Elçi için beraat kararı vermiş. Hemen ertesi gün meslekten ihraç edilmiş, yurt dışına çıkmış. 1,5 ay sonra da Elçi vurulmuş. Keşke kendisine gel buralardan gidelim, bizi yaşatmazlar deseydim diyor. Anma gününde İnsan Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Eren Keskin de keşke beraat etmese tutuklansaydı dedi. Bunu bana hapiste ziyaretime gelenler de söylemişti. İyi ki hapistesin, hiç olmazsa canın güvencede demişlerdi. Bir ülke düşünün ki insanlar dışarıda öldürülmemek için içeride hapis yatmaya razı hale getirilmiş. Diyarbakır gibi polisin her köşeyi kontrol altında tuttuğu bir kentte güpegündüz herkesin ve polis kamerasının gözü önünde işlenen bir cinayeti devlet çözemiyorsa herkesin aklına bu işin içinde devlet var şüphesi gelir. Devlet beraat kararı alan hakimi görevden alıyorsa, cinayet videosunda bazı bölümler kayıpsa, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu 3 yıldır dava dosyasına konmamışsa bu şüphe derinleşir. Türkiye'de devletin izni, onayı, teşviki olmadan faili meçhul cinayet işlenmesi zor. Yine devletin izni, onayı, teşviki olmadan bu cinayetlerin aydınlatılması da zor. Belki de o yüzden evlatlarını faili meçhul cinayetlere kurban veren analara İstanbul'un bir köşesinde sessizce hesap sorma hakkı bile çok görülüyor. Bunlara tepki gösterilmezse bu karanlık tünelden dönüş hepimiz için zor olacak.